ABC'nin Tuvok'taki Brisbane merkezinde eskiden arı gibi çalışan insanlar olurdu. 500 kişiden oluşan bir ekip her gün çalışmak için buraya gelirdi. Bugünse burası izbe bir hayalet kasabadan farksız. 2006'nın Aralık ayında bütün bina kanser kümelerine sebep olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Çok küçük bir çevrede normalden çok fazla kanser vakası görülmeye başlamıştı. Eski Tuvok haber merkezi yaklaşık 50 metre arkamda duruyor. ABC yöneticileri buranın sağlıksız bir çalışma ortamı olduğuna o kadar inanmışlar ki kadınlar binaya kesinlikle yaklaşmıyor. O yüzden erkeklerden oluşan ekibim içeri girip bir göz atacak. 1994'ten beri burada çalışan 16 kadın göğüs kanserine yakalandı. 12 kadında da kanserli olmayan göğüs kütleleri görüldü. Söz konusu 28 kadından 22'si burada. Radyo ve televizyon haber merkezinde çalışıyordu. İşin daha da korkutucu yanı, göğüs kanserine yakalanan kadınlardan 10 tanesi aynı masa grubunda çalışıyordu. Ailelerinin tıbbi hikayesinde kanser hastalığı olmayan, çoğu genç ve sağlıklı olan ve küçük bir alan dahilinde çalışan bir sürü kadının hastalanması bir sorun olduğunun göstergesiydi. Avustralya, hatta belki de dünya dahilinde göğüs kanseri riskinin bu derecede arttığı benzer bir yer daha yoktur. Bu kadınlar için yaşadıkları tecrübe ise son derece gerçekti. 10 labutla oynadığınız bir bowling oyununda labutların hepsinin aynı anda devrilmesi gibi bir şeydi. Kendimizi hastalık için özel olarak seçilmiş gibi görüyorduk ve bir sonraki kurbanın kim olacağını merak ediyorduk. Tuvok'un bayan çalışanları arasında göğüs kanseri Queensland ortalamasından 6 kat daha yüksek. Göğüs kanseri Avustralyalı kadınları öldüren kanser türleri arasında en üst sırada. Sebebi ise hala gizemini koruyor. Tuvok'la ilgili bağımsız bir araştırmayı Profesör Brooke Armstrong yönetiyor. Çevredeki nüfusun ortalamasına oranla çok daha fazla olay görüldüğünden dolayı burada bir göğüs kanseri kümesi olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ama üzücü de olsa gerçek bu. Ancak yapılan araştırma sonucunda hastalıklar için bilimsel bir açıklama bulunamadı. Sadece istatistiki verilere bakarak burayı bir göğüs kanseri kümesi ilan etmekse bilimsel çevrelerdeki pek çok kişiyi rahatsız ediyor. Kanser kümeleriyle ilgilenenlerin aklından çıkarmaması gereken ilk şey, bu kümelerin pek çoğunun aslında küme olmamalarıdır. Altlarında belli bir sebebin yattığı kanıtlanamamıştır. Bu tür durumlarla ilgili etrafta dolaşan birçok istatistik var. Ancak bunların şans eseri olup olmadığı konusunda bazı şüpheler var. Ancak sağlık konularında pek çok kadın işini şansa bırakmaya sıcak gözle bakmaz. İstatistiklere göre bir kadının göğüs kanserine yakalanma riski Tuvok'ta çalıştığı her yıl %12 artıyor. Geçen yıl 15. çalışanının da kansere yakalandığı haberleri yayılmaya başladığında çalışanlar bunun kesinlikle iş yeriyle ilgili bir sorun olduğunu düşünmeye başladı. İşi bıraktılar ve araştırma yapılmasını talep ettiler. Bu durum bizi çok korkutuyor. Bir ölüm kalım meselesi ve artık bu konuda bir şeyler yapmanın vakti geldi. Bir muhtemel göğüs kanseri kümesi daha bu sefer Sydney Hastanesi'nde ortaya çıktı. Kanser kümeleri son zamanlarda medyanın büyük ilgisini çekiyor. Ancak yapılan araştırmaların neredeyse hiçbirinde sebepleri konusunda bir açıklama bulunamadı. Son 20 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan 108 kanser kümesi araştırmasının hiçbirinden somut bir sonuç elde edilemedi. Peki göğüs kanserini araştıran bilim dalı hangisidir ve Profesör Armstrong yürüttüğü araştırmada bunun hangi kısımlarını göz önüne almıştı? Pek çok kişinin aklına hemen televizyon ve radyo prodüksiyon cihazlarından yayılan radyasyon geldi. Radyasyonun sağlıklı hücrelerin inşa planlarının barınıldığı DNA molekülleri arasındaki kimyasal bağları kırarak kansere sebep olduğu düşünülüyor. Tuvok haber merkezindeki en yaygın radyasyon türleri elektromanyetik ve aşırı düşük frekanslı radyasyondu.
Söz konusu radyasyon seviyelerinin Avustralya'daki herhangi bir iş yerinden daha fazla olduğuna dair bir kanıt bulamadık. Çok aradık ama bulamadık. Şu anda ABC'nin Sydney merkezindeki kaset odasındayım. Ve gördüğünüz üzere etrafım elektromanyetik radyasyon yayan cihazlarla dolu. Hatta burada Toowong'daki haber merkezine oranla çok daha fazla elektronik cihaz var. Toowong'daki uydu çanaklarından yayılan radyo frekansı, yani RF radyosunun da sebep olamayacağı anlaşıldı. Antenler baktıkları yönde radyasyon yayarlar. Ve bina içinde RF radyasyonu seviyesinin yükseldiği tespit edilemedi. Kansere yol açtığı bilinen tek radyasyon türü iyonlaştırıcı radyasyondur. Bu radyasyon türü çevrenizde bolca bulunur. Hatta granitin içinde bile vardır ama önemli olan ne seviyede olduğudur. Toowong'da kaydedilen değer, Avustralya'daki iş yerleri için tavsiye edilen azami değerin onda biri kadardı. Gerek geçmişe yönelik incelemelerimizde, gerekse bölgede yaptığımız güncel ölçümlerde, iyonlaştırıcı radyasyon maruziyetinin arttığına inanmamızı gerektirecek bir bulguya rastlayamadık. Ayrıca bölgede kanserojen maddeler, su kaynaklarının temizliği ve havalandırma sistemi içinde testler yapıldı. Kısaca özetlemek gerekirse kanser vakalarının sebebi bulunamadı. Belki de bilim henüz burada olanları açıklayacak seviyeye gelmemiştir. Belki de bilim adamlarının ve araştırmacılarının bu sorunu çözmeleri 10 yıl sürecektir. Rağbet gören teorilerden biri de vardiyalı çalışma. Bazı literatürlerde vardiyalı çalışmanın göğüs kanseri riskini arttırdığına dair kanıtlar bulunuyor. Toowong'da çalışırken saldırgan göğüs kanseri teşhisi konan 10 kadından 9'u bunun gibi parlak ışıklarla aydınlatılmış ofislerde gece ve gündüz vardiyalarında çalışmışlar. ABC Haber nasıl yardımcı olabilirim? Teoriye göre vardiyalı çalışmak vücudun 12 saatlik melatonin döngüsünü bozuyor. Melatonin beynin ortasındaki pineal bezde salgılanıyor ve kanserin başlıca sebebi olan DNA hasarını önleyen güçlü bir antioksidan görevi görüyor. Daha da önemlisi pek çok göğüs kanseri türünün büyümesini sağlayan östrojenin seviyesini de düzenliyor. Toowong'da çalışan kadınlar işlerini normalde akşam 8'de bitirseler de rapora göre değişen melatonin seviyesinin etkisi geçerli bir açıklama sunuyor. Araştırılmayan bir başka noktaysa kanseri tetikleyen bir virüsün varlığı. Sydney'deki Prince of Wales Hastanesi'nin viroloji bölümü başkanı Profesör Bill Rawlins diyor ki, şu an için sebebi bilinmeyen bazı vakaların altından böyle bir virüsün çıkacağına dair en ufak bir şüphem yok. Fare meme tümörü virüsünün, yani FMTV'nin bu laboratuvar hayvanlarında göğüs kanserine sebep olduğu 10 yıllardır bilinmekte. Profesör Rawlins'ın ekibi ve diğer bilim adamları insanlarda da benzeri bir virüsün varlığını keşfetmişler. Göğüs kanseri olan kadınların tümörlerinin %40 veya 45'inde FMTV'ye benzer bir virüs olduğunu görüyoruz. Ancak şimdilik FMTV benzeri virüsün kadınlarda göğüs kanserine sebep olduğuna dair doğrudan bir kanıtımız yok. Ancak araştırmalar devam ediyor. Princess Alexandra Hastanesi'ndeki patologlar işe Toowong'da çalışan kadınlara biyopsi yapıp aralarında meme tümörü virüsünün de bulunduğu bazı şeyleri arayarak başlamışlar. Biz cevapları aramaya devam ederken Toowong'daki kanser kümesi de genişlemeye devam ediyor. Ian Eckersley'nin eşi ve 4 çocuğunun annesi bu trajik zincire eklenen son halka. 4 ay önce hastalığa yakalanan 16. kadın olduğu ortaya çıkmış. 21 Haziran'dı. O günü asla unutmayacağım. Bir aileye kanser teşhisi haberi verildiğinde insanın aklı çok karanlık yerlere gidiyor. Bir sürü karamsar düşünceye kapılıyor ve evet, bunların arasında sevdiğiniz insanı kaybetmek de var. İnsanlar uzmanların başka teşhisler de mümkün cümlesini her zaman akıllarının bir köşesinde bulunduruyorlar ve bu gerçekten çok korkunç ve zorlayıcı bir şey. Bilim henüz Toowong'daki kanser kümesini açıklayabilmiş değil. Ancak eski çalışanların hepsinin kafasındaki soru aynı. Sıradaki kurban kim?